Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosu ile karşınızda her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. 7 Mart 2022 Pazartesi günü haftanın ilk işlem günü haftalık açılışlarımızı aldık ve rekor seviyeler birçok üründe test edildi arkadaşlar. Özellikle emtiyalardaki ralli, emtiyalardaki boğa sezonu dikkat çekiyor. E, altında, gümüşte, platiyumda, paladyumda yeni rekor seviyeler test edildi. Daha önce test edilmeyen seviyeler de test edildi. E, gıda fiyatlarındaki artışlar dikkatimizi çekiyor. Hem yurt içinde hem yurt dışındaki artışlar. E, Dolar-TL 14.20'yi geçti. 14.40 civarlarına yaklaştı. Hedeflerimiz nereler? Yükseliş devam edecek mi? Onları konuşacağız. Destek seviyelerinden bahsedeceğim. Tabi bunları konuş tartışmadan önce gelin şöyle bir haberlere bakalım. Küresel piyasaların tabii ki de konusu Rusya-Ukrayna savaşı arkadaşlar. Savaş derinleştikçe Avrupa Birliği ülkelerinden Avrupa'dan ABD tarafından Rusya'ya karşı ambargolar gelmeye başlamıştı. Bu ambargolar iyice sertleşmeye başladı. Özellikle Rus petrolüne karşı Rus gazına karşı bir ambargo gelir mi? Geleceğine dair haberler piyasaları düştü. Bununla beraber zaten Brent Petrol 130 doların üzerine gö gördü. Hatta vadeliler de 138 doları görmüş durumda. Şu an ise 125 dolarlarda. Bu ne demek? Ee, gaza, otogaza, benzine, motoruna her şey baştan aşağı zam demek arkadaşlar. Tabi dolar tl de yukarı gidiyor. Bu da ekstra zamların yolunu açacak yani zam demek enflasyon demek arkadaşlar piyasalarda enflasyonalist ortam e, iyi de niye almış başını gidiyor özellikle bakın emtia fiyatlarındaki artışı görebiliyorsunuz arkadaşlar alüminyum çinko nikel bakır bunları saymıyorum bile bunlarda ciddi derecede e, yükselişler var bugünlük mesela kazançlara bakın inanılmaz derecede yükselişler var nikel özellikle çok arttığını görebiliyoruz bunun yanında gıda fiyatlarında da inanılmaz derecede artışlar var ya Son günlerde çok arttı. Zaten iç piyasada da hani böyle bir hafta sonu bir karışıklık oldu. Ee, sizler de sizlerin de bildiği gibi e, dünyada da yağ fiyatları arttı. Çünkü hani Rusya'dan yağ ithal ediyoruz. Onun yanında buğday ithal ediyoruz. Sadece biz değil diğer ülkeler de ithal ediyor. Büyük ihtimal yağdan sonra e, buğday fiyatları da yukarı gidecek. E, hatta ben size şu şekilde göstereyim. Dünyadaki buğday fiyatları e, 12 doları aştı. 12 dolar 82 centlerde arkadaşlar en son 2017 yıl 2007 yılında e, 13 dolar 20 sentleri görmüşüz zirve olarak zirveye sadece 40 sent kadar yakınız buğday fiyatlarına bakın dünyada emtia fiyatları ciddi derecede artıyor gıda fiyatları ciddi derecede artıyor e, buğday fiyatlarındaki artışta dikkat çekiyor sadece buğdayda değil buğdayda değil her şeyde e, soya fasulyesi mısır mesela mısır da son günlerde çok arttı Hani pamuk, kakao, kahve buralarda da artış var. Mesela şeker de son 2-3 gündür artmaya başladı. Muhtemelen hani iç piyasada da yağ fiyatları arttı. Yağdaki artış devam edecektir. Ama onun yanında arkasından işte buğday bazı ürünler gelmeye başlayacaktır. Artışlar bu yöne doğru kayacaktır. Özellikle un fiyatları vesaire. Onlarda da artışlar göreceğiz. Arkasından şeker gelebilir. Şeker de çünkü küreselde de bir fiyat artışı var. Kısacası emtiaların hepsinde bir artış var arkadaşlar. Sırayla hepsinde böyle e, ciddi derecede alımlar geliyor dünya piyasasında da. E, tabii ki bunlar da arzın azalmasından kaynaklı. Yani bir şey dünyada azsa onun değeri yükselir. Şu an işte buğday konusunda sıkıntılar var. E buğday fiyatları ne oldu? E yükseldi. Şimdi tüm haber sitelerinde vesaire buğday fiyatlarına dikkat çekilmeye başlandı. E, bu gıda krizine dönüşür mü? Ya da bir kıtlığa dönüşür mü? Hani bunu ilerleyen aylarda göreceğiz ama fiyatlar gerçekten çok ciddi derecede artıyor. Özellikle emtia piyasasında bunu söylemekte fayda var. Şimdi Avrupa'daki doğalgaz fiyatları da rekorlar kırdı. E doğal olarak yani Rusya dünyadaki işte petrolün e, gazın gazın %30'unu karşılayan bir ülke. E burası bir savaşa girdi. Tüm ülkeler e, Rusya'ya karşı bir yaptırma, yaptırım şeyine girdi. E, ambargo yarışına girdi diyebiliriz. E bununla beraber ne olacak? Zaten Avrupa'daki doğalgazın artması da çok çok normal. E, baktığımız zaman haberleri arkadaşlar hepsi MT fiyatlarıyla ilgili. Kömür fiyatlarında da ciddi derecede yükselişler var. Ee, bu Rusya-Ukrayna olayı çözülmeden veya bir sonuca bağlanmadan maalesef bu ürünlerde emtiyalarda çok da fazla bir geri çekilme göreceğimizi ben düşünmüyorum. Ee, birazcık daha e, piyasalar bu şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Tabi bunlar da bize ne olarak yansıyacak? Enflasyon olarak gelecek. Çünkü bütün ürünlerin fiyatının artması demek zam demek. Tüm dünyada zam demek. Ya bu da enflasyonu daha da katlayacak demek arkadaşlar. İlerleyen aylarda daha yüksek enflasyonla maalesef karşı karşıya kalacağız. Ee, zaten bunu aylardır bahsediyoruz. Enflasyon e, dünyada alıp başını gidecek diyorduk. E, bugünlerde de bunu yaşıyoruz. Yani Rusya-Ukrayna olayı sadece... Olay, hani Gidişatı Birazcık daha hızlandırır. Zaten enflasyonist bir ortam vardı. ABD'de rekorlar kır, kırıyordu enflasyon. E zaten bizim iç piyasada da rekorlar kırılıyor. Dünyada genel olarak bir artış vardı. E bunlar da tuzlu biberi olacak maalesef. Daha da yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. İşte bu dönemde altın, gümüş gibi arzı sınırlı varlıklar artmaya devam edecek arkadaşlar. Şimdi bu hafta içi e, enflasyon demişken... Ee, ABD tarafından gelecek veriler var arkadaşlar. Size şu şekilde göstereyim ben. Perşembe günü ABD tarafından enflasyon rakamları gelecek. Saat 4.30'da 16.30'da Türkiye saatiyle. Hani beklentiler 7.9. Ben 8 ve üzerini test edeceğini düşünüyorum enflasyonun. Geçtiğimiz ay 7.5 olarak açıklanmıştı. Maalesef burada da yükselişler gelecek. Ee, gelecek hafta ABD tarafından işte faiz artışı da var. Türkiye tarafından gelecek faiz artışı da var. Bunları konuşacağız. Zaten ABD tarafından bir tane faiz artışı gelecek. Artık fiyatların içine gir. Dolar endeksine vesaire zaten bunu görüyoruz. Hani değerlenmeden vesaire. Bunları da konuşacağız arkadaşlar. Şimdi genel olarak bir gidişata bir bakalım. Dolar TL ile başlayalım. Dolar şimdi 14.20 direncini geçti. 14.10 direnci önemliydi. 20'yi de geçti. 40'a doğru bir atak geldi. Bir geri çekilme var. Dolar'da yükseliş başladı. Ben bunu bir kere söyleyeyim. Ee, hani geri çekilmeler sınırlı olacaktır. Ee, özellikle hangi destekler önemli derseniz 14 25 desteği var aşağıda. Bir tane destek arıyorsunuz. Hedefimiz kısa vadede neresi? Geçen hafta da konuştuk. 14 80 şöyle bir çizim yapmıştık. O çizim doğrultusuna 14 80'e doğru çıkışlar gelecektir. Orası geçilir mi? E, gündem rahatlamadan maalesef Rusya-Ukrayna olayı sanki biz savaştaymışız gibi bizim para birimimizi etkiliyor. Normal yani ithal ediyoruz. Rusya'dan birçok ithal ettiğimiz ürün var vesaire. E, i̇lişkilerimiz ortada. E, o yüzden TL'yi fazlasıyla etkiliyor. Gelecek işte enflasyon rakamları var ABD tarafından. E, haftaya da açıklanacak faiz e, rakamları var. ABD tarafı zaten faizi artıracak. Ben bunu söyleyeyim size. E, bu da zaten fiyatların içine girdi. E, bu da doları değerlendirecek. Yani doları dünya değerlendirecek. E, dolar TL'de zaten hem olaylar hem küresel olaylar hem Rusya Ukrayna olayı hem de gelecek faiz artışla beraber. Bunları fiyat diyor. 14.80'ine geçilmesi gündemimizde. Yani zor diyemem. Çok önemli bir direnç değil. Yukarıda işte kademe kademe 15.75'ler e, Mart ayı içerisinde görülen görülebilecek Seviyeler olarak ben düşünüyorum 15.75'leri izlemeye devam. Şimdi altın tarafı altında da 2000 dolarları test ettik. Hani yükseliş ben bakın şuraya geldi. 1880'e geldi. Twitter'da yazdım. Hani son bir kez bakın son bir kez altında geri çekilme yaşadık. Bakın 16.1884 seviyesine indi. Buralar dip olmalı. Tekrardan bu seviyeden dönüş bekliyorum. Hatta sakin dedim. Kendim de biraz aldım. Bir kademe daha geri gelebilir ama 3 aşağı 5 yukarı bu seviyeler bana göre Diptir dedim arkadaşlar. 1884 test ne e oradan itibaren nereye geldik? 2000 dolarlara. Şimdi altındaki yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler olabilir 1970'lere doğru 1965'lere doğru önemli değil. Hani bunlar kar satıştır ama şu sarı bölgeyi koruyacak bakın. Hani buraya doğru bir yenileme belki. Belki bunun da geleceğini garanti yok. Sonra 2000 dolar üzerine gideceğiz. Ons altında kısa vadeli hedefimiz neydi? Mart ayı sonuna kadar veya ee, Nisan ortasına kadar 2100 dolarlar. Bu rakamlar görülecek. Bu enflasyon alıp başına giderse bu savaş olayı durdurulamazsa 2000 dolar üzerine ben size açık ve ne söyleyeyim. Hani 2500-2800 sonraki dönemlerde hedef haline gelir ki bu da zaten altın fiyatını hem TL bazlı olarak hem de e, dolar bazlı olarak ciddi derecede yükseltir. Hem dolar TL yukarı gittiğini düşün hem de onsun rally yaptığını düşün. O zaman gram altın nerelere gelir? Ee, bunu siz kendiniz hesaplayın veya da e, tahmin edin diye söyleyeyim. Şimdi gram altında da arkadaşlar 920 direncimiz test edildi. Buradan verdiğimiz hedefte bu rakam gerçekleşmiş oldu. 920 üzerine hareket gelecek mi? Geleceğini düşünüyorum ben. En azından 980 ile 1000 TL'ye doğru bir iğneleme gelecek arkadaşlar. Hani bunu gelecek haftalarda görebiliriz. Altın, altın yükselmeye devam edecek. Altını ben elimdeki altını korumaya devam ediyorum. Zaten en son geri çekilmede 690'dan aldık 750'den aldık, 825'ten aldık. Bunu videolarda konuştuk. Devam 1100 TL'de belki ilk kar alım noktası olabilir. Hani ben e, al sat çok yapmıyorum. Sadece hedefleri koruyorum. Al sat yapmak isteyenler için 920 bir dirençti ama zorluyoruz bakın bu direnci. Muhtemelen geçeceğiz. Geçildiğimiz ise 950 ve 980'lere doğru bir yükseliş hareketi bekliyorum ben. Gümüş, gümüş dolardı. 26 dolarlar test edildi. Kırmızı bölgeye dolu bir R test yapıyor. Muhtemelen 25-20 üzerinde tutunacak ve tekrardan 26 dolar üzerine giden e, gümüş dolar göreceğiz. E, TL bazlı olarak e, 12 üzeri test edildi. 12 12'ler, 12 20'ler, 12, -20 e, 12 30 hedefimiz Buranın ben yani nokta olarak test edilmesini bekliyorum açıkçası. O yüzden de bu geri çekilme çok önemli değil. 13 pardon, 12 20, 12 30. Hatta şöyle ne söyleyeyim? 12 30 Test edilmesini bekliyorum nokta olarak. Şu kırmızı üzerine atarsak çok e, hedef yükselecek. 13.50 olacak. O yüzden 12.30 gerçekten önemli. Hani 2-3 gün içerisinde yapacağı hareketlerde 12.30 üzerine gidiyor muyuz buna bakacağız. Ben hani gram gümüş TL'de ee, çok fazla bir geri çekim açıkçası beklentim yok yani bir alım yapılacaksa 11.50'ler gelirse değerlendirilebilir 10'un 10 dışında 12-30'ların test edilmesini önümüzdeki haftalarda geçilip 13.30'lara doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar hani baktığımız zaman şöyle e, borsa tarafına da bir bakalım istersen. şimdi borsa tarafında hani bir tık satışlar var. Hani zaten buradan satış bekliyorduk 2040'lardan nereye kadar? 1980 ilk hedefimiz altına gelmiş durumda. Hani bugünü 1980 altında kapatırsak 1940 ve 1920'ler hedef haline gelecek. Arkadaşlar hani bu aralar biliyorsunuz dünyada zaten gıda fiyatları aldı başını gitti uzunca bahsettik. Hani gıda hisselerine yol, e, bakılabilir. Hani baktığımız zaman zaten hani gıda hisselerine genel olarak bir yükseliş eğilimi var. Bakın şuradan bir dönüş aldık. Eksik gıdaya baktığımız zaman e, Bu da çok önemliydi Hani buradaki rally devam edecek muhtemelen Şuradaki gibi kapatacak falan Hani gıda hisselerinde rally süreci Başlıyor olabilir Zaten gıda fiyatları da artıyor hem dünyada Hem ülke içerisinde Hani baktığımız zaman belki tat gıda Tukaş gibi salça hisseleri Prim yapabilir mesela bugünkü Yükselişi görebiliyorsunuz zaten dünyada Hani bir e, MTA fiyatlarındaki yükseliş bakın hisseleri Yansımaya başladı devam edecektir Yani burada da belki 14 civarların üzeri ya da e, sert bir savrulma görebiliriz tukaş gene benim e, arasında takip ettiğim hisselerden bir tanesi burada da bakın buradan bir dönüş almışız 8 üzerinde burada da hareket savrulabilir yani bu tarz gıda hisselerine bakabilirsiniz e, bu aralar onlar primlenecektir arkadaşlar petrol zaten petrol 130 doların üzerine gördü. Şu an 125 dolar civarlar Şurada bir gap var 118 dolar. Belki buraya kadar bir geri çekilme ama Rusya Ukrayna olayı çözülmeden hani çok fazla bir geri çekilme beklemeyin. E, ilerleyen dönemlerde 140-150 dolarlar tekrardan yani o civarlara doğru yükselişler e, devam edecektir. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de hafta sonu gelen bir satış vardı arkadaşlar. Satış dalgası. Bugün ise birazcık daha Bitcoin'in toparladığını söyleyebiliriz. Tabii ki emtia fiyatlarında emtia fiyatları yükselirken, oralarda rally yaşanırken, e, altın, gümüş giderken, Bitcoin'in buralarda kalması birazcık da bir düşündürüyor. Ama şunu söyleyebilirim ki, hani Bitcoin zaten e, bir bir buçuk sene boyunca rally yaptı. Yani 2020-2021 ortalarına kadar e, 2020'den başlayan hareket. E, o zamanlar altın yataydı, altında çok fazla bir hareket yoktu. E, şu an MTA rüzgar esiyor. Kriptolar birazcık daha zamanını bekliyor. O yüzden hani büyük bir çöküş vesaire beklemeyin. Ama hani şu, şu günlerde birazcık daha savaş vesaire derken hani çok sert bir hareket de beklemeyin. Özellikle gelecek hafta FED var. FED'den sonra her şey birazcık daha güzelleşebilir. Bir belirsizlik ortadan kalkıyor çünkü. Onu belirteyim. E, bugün ise Bitcoin'de bakın 37.800'ler test edilmiş. 37.200 civarları. Ha, bu destek hattını kısa vadede koruyacaktır. 39.400, 39.800 haddisi günün direnç bölgesi birkaç gün boyunca bu aralıklarda gitgeller devam edecektir. Birkaç gün boyunca alımlı olarak yani alıcılı olarak devam edecektir yoluna. En azından 37.200 üzerinde 39.5K'ya doğru ben bir yükseliş beklerim. Bitcoin tarafında da şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.